Herkese merhaba, ben Tuğçe Odavar. Hani şu Teoman gibi müziği bırakıyormuş gibi yapıp ortadan kaybolup sonra geri dönüp sonra kaybolup sonra tekrardan geri dönen. Bundan sonraki hafta kaybolmayacağımın garantisi gerçekten veremiyorum çünkü ne desem yalan oluyor. O Tuğçe Odavar, bunu gerçekten söylemeyi özlemişim bu arada, bu girişi yapmayı. Yalan olmasın, neredeyse bir yıldır dedi ve yalan oldu. Sanırım bir yarım yıl oldu ama video atmayalı ortalıkta yoktum. Ve bugün geri geldim, size bir değil, iki değil, tam 10 tane kız çizeceğim araya kapatmak için. Bir yarım saat falan da en az konuşacağım, böyle sizinle sohbet edeceğim. Bu videoya başlamadan önce Instagram'dan sordum, ne konuşalım, ne yapalım, ajanda mı yapalım, işte kaldığımız yerden devam mı edelim, bir güncel bir çizim sohbeti mi yapalım diye. Sanırım Instagram'da yeterince şey paylaşmıyormuşum ki güncel verideki yetersizlikten dolayı en çok oyu güncel çizim sohbeti aldı ki zaten ben hile karıştırıp onu yapacaktım siz onu seçmeseniz bile ama kalbimiz karşı karşıya gelmiş mi derler. Türkçeyi de unutmuş bu süre boyunca. Kalp kalbe karşı olduğu için toparladı neyse ki siz de aynısını seçtiniz. Yani bugün bu videodan bir yandan emektar malzemelerimle, bu yenilerini koymadım bakın siz de özlemişsinizdir diye, işte uçlu kalemim, bu sürekli nazar deyip ortadan ikiye bölünen sulu boyam ve standart bir 300 gramlık karışık medya kağıdımın üstüne bir yandan böyle imgesel bir şekilde kız figürleri falan bir şeyler çizerken bir yandan da ne ayaksın Tuğçe'cim, nerelerdeydin bebişim diye merak edenleriniz var. Elbette bana mesaj atıyordunuz. Çünkü yalan değil bak, mesajlar geldi, neredesin Tuğçe, öldün mü diye. Hatta böyle ilk başta şaşırdım. Lan fark ediliyor demek yokluğum diye. Çünkü yok olduğumu bile fark etmemiştim ilk yok olduğum şeyde. Sonra evet ben bayağıdır yokmuşum falan diye bir farkındalık oldu. Kaybolmuş, çok kaybetmiş kendini. Sizden de merak edenleriniz vardı. Bu arayı bir kapatayım, bir açıklayayım. Bir özet geçeyim neler oluyor, ne bitiyor diye. Çok fazla drama yok diye üzülüyordum. Ne vereceğim ben bu insanlara dramaya açar diye. Ama geçen senenin, neredeyse geçen senenin bir özetini yaptığımda gerçekten bayağı bir şey birikmiş konuşacak. Zaten artık bir yerden kafamı sokayım derken konu çok dağılıyor. Nasıl özlemişim konuşmayı? Bak aşımdan beri aralıksız konuşuyorum şu an kadar. Beyin şişirce belli. Zaten diyordum sizi darlayacağım dönüp diye. Gerçekten de yalan değilmiş Tuğçe. Gurur duydum sahne. Yo. Neyse hemen şeye dönelim. Bu olayların başına, en başa dönelim. Big Bang'den başlayıp, dünya bir ateş topundan başlayıp size bir neler oldu neler bitti anlatayım. En son güncel bir çizim ve sohbet yaptığımda Fransa'daymışım. Bu geçtiğimiz ayın Şubat ayında biz Brezilya'ya taşındık. Zaten sonra bir ev videosu attım burada tuttuğumuz eve der. Yani böyle kesik kesik haberler vardı ama aralardaki çok boşluklar var. Şimdi onları dolduralım. Şubat ayında geçen sene Brezilya'ya taşındık. Nico'nun gene işinden dolayı böyle bir 3 sene falan buraya geldik başta. Ama şimdi mesela 1'e indirdiler sonra 2'ye çıkardılar falan. Kafalar çok karışık, herkesin sormayın. Geldiğimizde de ilk 3 ay otelde kaldık. Şöyle bir şey ki buraya gelmeden önce de Covid'den dolayı ertelendi böyle. 2 ay Fransa'da kalıp buraya gelecektik. Ben 9 ay boyunca Fransa'da kaldım. Nico da Brezilya'ya geldi gitti. Orası da karantinadaydı zaten. Kafayı yememek için bol bol peynir yiyip şarap içtim. Böyle hayatta kaldım. Yalan değil, merak edenler sırrımı şu an keşfettiler. Nasıl kafayı yemeden Fransa'da hayatta kaldı diye. Çünkü kaldığımız yer o kadar küçük, soğuk, depresif. Küçük olduğundan bahsetmiş miydim? Ayrıca orada böyle günlük dışarı çıkmana böyle 2 saat falan izin var. Öyle bir yerde. Zaten çıksan da donuyorsun yani. Çıkmıyordum evden. Bir yandan da okulum falan başlamıştı. İşte Animation Mentor'a gittim. O da bitti. Onu da anlatacağım birazdan. Onu yaparken işte video yapıyordum size hala. İşte okula tekrar ısınma süreci falan birazcık yoğun geçti zaten. Bir de taşınma yani. Olur ya böyle taşınmayı severim ama taşındığında insan bir mala bağlıyor. Bende de mala bağlama oldu. Bir de ülkeler arası taşındığımız için her şeyin değişiyor. Böyle çevren, gördüğün insanlar, yaptığın alışkanlıklar sıfırdan bırakıyorsun. Bir de kendi evimizde değil Airbnb'de kalıyorduk. Her ev değiştiriyorduk. O da ayrı bir sıkıntıydı. Yani cidden böyle sancılı desem yeridir. Güzeldi ama sancılı bir dönemdi. Neyse 9 ay Fransa'da kaldıktan sonra çok manidar oldu. Sancı da dedim. Yok minik mesajlar merak etmeyin. Brezilya'ya geldik. 3 ayda burada otelde kaldık. O otelde kaldığım sürece işte Nico işe gidiyor. Ben de gündüzleri genelde işte okul giderek yoğunlaşıyor böyle her ay. Öyle bir sistem kurmuşlar. Okula işte bir şeyler yapıyordum. Bir yandan YouTube'a ayak uydurmaya çalışıyordum. Bir yandan da çıkıp ev bakıyorum. Ama tabii bilmediğim bir şehirde ev bakmak kadar iğrenç bir şey yok. Hiçbir fikrim yok nereye gideceğim, ne yapacağım, nasıl bir şey çıkacak, nerede aramalıyım, ne şartlarda bakmalıyım falan diye. Rastgele öyle bildiğim boroslamasına, körlemesine ev ziyareti falan yapıyordum.
Neyse, en son önce bir evi aradan çıkartayım. Sonra öbür konulara geri döneceğim böyle. Bayağı bir karıştıracağım şey çünkü organize yeteneğimi kaybetmişim uzak kaldığım süre boyunca. Onu fark ettim. Konuşma yeteneğim de şey olmuş birazcık sanki. Yani hiçbir zaman çok güzel konuşmuyordum şimdi. Eğil oturup da konuşalım. Hem çok hızlı hem de kelimeleri götürüyordu. Bir de Türkçeyi böyle katledeyle konuşuyordum. Şimdi daha da kötü olmuş. Annem geldi geçen hafta. Onda bir hafta pratik yaptım ama olmamış galiba. Ne düşünün daha kötüydü. Neyse. 3 ay sonra bir tane ev bulduk. Bu ev turunda gezdiğimiz evi. Ama ben bu evi mesela olduğu yeri beğenmiyordum. Böyle Rio'nun suburbinde bir yerde. Ama benim yaşamak istediğim bir bölge değil. Benim yaşamak istediğimden böyle bir 15 kilometre falan daha uzak bir yerde. Neyse Nico beğendi evi falan. Hani onun işine de yakın diye aslında burayı tuttuk. Ben de öyle bir daralmıştım ki 9 ay Fransa'da 3 ay burada otelde böyle bavul içinde yaşamaktan ya hacı bak kafamı sokacak bir yer olsun diye böyle bildiğin hani şeyle bakmadan mahallesi nasıl işte yeri nasıl daha iyi bulabilir miyiz falan düşün diye düşünmeden biraz aceleyle tuttuk. Şunu da açıklığa karıştırayım arkadaşlar. Evet, tuttuğumuz ev öküz gibi büyük böyle çok da güzel bir ev maşallah. Ama ben katsız düz minik evleri seven bir insanım. Onun için diyorum hani içime sinmedi diye. Neyse gereksiz açıklamalarla bugün diye içinde kalmış galiba söyleyememiştim ya. O videodan sonra ortadan yavaşça kayboldum çünkü. Sonra sanırım bir iki video daha attım. Hiç ucunu çok kaçırdım ya. Neyse anlayacaksınız neden olduğunu zaten birazdan. Çünkü diyor bir anda 3 çocuk yaptım. 3 çocuk anası olmak da çok zormuş. Ondan ortadan kayboldum. Böyle bir haber bekliyorsunuz değil mi? Yok ama arkadaşlar yani aslında çok da yeni bir haber vermeyeceğim. Neyse evi tuttuk falan. Evi tuttuğumuzda böyle bir tane yatak vardı sadece evde. Onu işte aşağıya koyduk. Üstüne de böyle şişme hani böyle içine hava doldurup şiştiğim puf gibi şeyler vardı ya ondan koyduk. Öyle oturuyorduk. Orada yemek yiyoruz falan. Orada yatıyoruz. Orada oturuyoruz. Sohbet ediyoruz falan. Çok böyle multifunctional alanlar oluyor ya böyle. Aa ne kadar kullanışlı işte masayı eğiyorsun, büküyorsun bir şey oluyor falan. Bizim için de o yatak çok amaçlı bir yataktı böyle. Salon zaten eve giriyorsun. Salon ortasında öyle mal gibi duruyordu. Bir ay kayınca da boyunca falan da o şekilde durdu zaten. Bütün alışverişi yavaş yavaş hani eve eşyası tuttuğumuz için alışverişi böyle yavaş yavaş yaptık. Bir de şehri öğreniyoruz. Aynı zamanda Nico işte oluyor. Sadece hafta sonları yapabiliyoruz. Ama bayağı bir zaman aldı böyle. Evin içine tamamen ah tamam bu birazcık daha eve benzedi dememiz 3 ay falan sürdü. Zaten o 3 ayın hani ilki bir ayı böyle her şeyi bıraktım. Hani okula devam ediyorum. Bir iş vardı işte yaptığım devam ettim. İşi yapıyorum ama YouTube falan tamamen kenara bırakmıştım. Bütün boş zamanlarımızda eşya bakıyoruz ve alışveriş yapmaya falan çalışıyorduk. Neyse şimdi gelelim. Tuğçe'cim tamam eve yerleştin sonra niye ortada yoktun diye. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben benim genelde hayatımda böyle oluyor zaten. Çizim ve sohbetin kalan bölümlerine devam ettiğimde daha iyi böyle taşlar yerine oturacak ama buraya taşındığımız ilk gün bana bir iş teklifi geldi. Çok güzel bir iş teklifi geldi. Bir proje bazlı. Ve o otel odasına kaldığımız süre boyunca ve bu eve geçtikten sonra da devam etti. Çünkü proje uzatıldı. Tam hani bitti dönüyorum YouTube'a diye sahte haberler yaptım kendi kendime Instagram'da. O sırada projenin uzatıldığı haberi geldi bize. Hani şöyle oldu aslında. Proje bana geldi. Projene Tuğçe'cim adını koysana diyecektiniz. Ama onun için böyle ayrı bir video yapmaya o kadar heveslendim ki şeyi bekliyorum hani. O videonun gelip orada açıklamayı bekliyorum. Çünkü gerçekten benim için önemli bir şey. Bazen görmüş zaten yazıyorsunuz bile bana. Çünkü çok geç kaldım duyursun yapma konusunda. Neyse bu iş çok güzel bir iş geldi. Onu yapıyorum. Bir yandan da okula çalışıyordum. Bir yandan eve bakıyorum, bir yandan bir de ülkeye alışma şeyi de var yani. Nereye gidersen git, tatil olmadığı için hani biz buraya yaşama geldiğimiz için çok farklı bir yüzünü görüyorsun, çok farklı kafalardan geçiyorsun falan. Tekrardan bir değişim modundayım, ona da alışmaya çalışıyordum. Böyle kendimi çok şey hissetmeye başladım. Yetmiyormuş gibi, yetemiyormuş, yetişemiyormuş gibi hissettim ki zaten yetişemiyordum abi yani. Hani bir öncelik sırası yaptığımda gerçekten YouTube en başta gelmiyordu. Bu işim, okulum kesinlikle ilk yani ikisi arasına geliyordu. Daha sonra kendimi arayacağım işte spor yapacağım, dışarı çıkacağım, oje süreceğim biliyorsunuz. Kişisel bakım deyince aklıma ilk gelen şey oje. Bugün de sürdüm videodan önce. İşte bunları yaptıktan sonra bana kalan neredeyse hiçbir vakit olmuyordu. YouTube yapmak için de böyle ya geceleri çalışacaktım ya hafta sonlarımın hepsini feda edecektim ki zaten hafta sonu çalışıyordum ama hani bazen pazarları ayırıyordum. Ev bakarsak, alışveriş yaparsak falan diye. Onu da feda etmem gerekecekti. Gerek olmadığına karar verdim hani bu kadar kendimi baskılama. Çünkü patlardım hani şey olur ya bilirsiniz ya kendi patlayacağınız anda. Ben de bildiğim için YouTube'a dedim tamam şey yapmayayım. Birazcık ara vereyim hani bu olaylar durulduğunda eve yerleştikten sonra falan rahatça dönerim. İşte zaten bitecekti birkaç aylık bir kontrakt en baştan. Şimdi bir saniye çok çok dağılıyorum. Dağılmadan şu ay ay devam edeyim ki bir şeyler atlamayayım arada karışmasın kafanız. Yani şöyleydi. Şubat'ta gelip Mayıs'a kadar otelde kaldık. Mayıs'tan sonra kendi evimize taşındık. Bu arada da işte ben otelde kalırken zaten bir yandan bu gelen işi yapıyorum. Bir yandan okula devam ediyorum. Okulda böyle
zorlaşarak devam ediyordu zaten. Şey yaptığımda da hani boş zamanlarımda da aslında minik albayla işte sahilde romantik yürüyüşler, albaycıkla sıcak saatler falan diye gün batımı izlemeye gidiyordum. Gün batımlarını falan izliyordum zaten. Onun dışında işte ev ara, mobilya ara, bir şeylere bakın, iş yap, okul, arada işte spora git, birazcık sağlıklı beslenmeye çalış. Çünkü otelde kaldığımız bütün bu neredeyse bir yıl boyunca sürekli dışarıdan yemek yiyorduk. Haliyle de böyle bir ikimizde de bir yana ene doğru bir genişleme söz konusuydu. Neyse o sırada birazcık daha kendime ilgi göstermeye başladım. O zaman da işte zaten hani YouTube'u böyle iyice hani azaltmam gerektiğini daha çok farkına vardığım zamanlardı. Neyse evi taşınmadan sonraki zamanlarda da aslında hani şey olacaktı. Birkaç aya benim iş kontratım bitecekti işle. Okul devam edecekti ama bu işten kalan boşlukta hani evi falan döşedikten sonra tekrar YouTube'a dönerim ben. Hani o sırada şey falan geldi çünkü YouTube işte 100 bin abone hiç unutmuş her şey. 100 bin abone plakatım falan gelmişti. Onu falan sizde açacaktım da hala açmadım. İnanamıyorum neredeyse bir yıl olacak. Hala kutudur çıkarıp bakmadım bile sizle beraber açacağım diye. Dürüstlüğün de bu kadar gerizekalı. Aç geri koydum. Hiç merak etmiyor. Böyle kenarda duruyor sizle beraber. Bir gün YouTube'a döndüğümde tekrardan bunu çıkarıp bakacağım demiştim zaten. Birkaç sonra video muhtemelen artık açarız sizinle beraber. Böyle şeydim hani nasıl olsa birkaç aya döneceğim falan kafasındaydım YouTube'a. Neyse iş devam ediyordu. Benim okulumda şey ilerliyor böyle 3 aylık semestreler haline ilerliyor. Semestreler arasında da 1 hafta 2 haftalık böyle tatiller oluyor. Biz de işte o semestre bitimindeki tatillerde böyle Brezilya içine gezmeye falan çalışıyoruz. Bir yerlere gitmeye, bir yandan da işte etrafı tanımaya falan. Bu en son Eylül ayına falan geliyordu galiba. İş kontratım bitti. Tamamladım her şeyi böyle. Çok güzel oldu. Çok rahat geçti zaten. Çok güzel bir çalışmaydı benim için. Çok serbest oldum. Böyle kimsenin bir şey demedi. Her şey bana ait bir şeydi. Onu yaptık da işte o bitti. Okulun semestri bitti. Biz direkt tatile gittik. Bir tane Brezilya'da böyle kum tepeciklerinin olduğu Instagram'da size storylerle böyle darladığım bir yere. Lençóis diye. Çok güzeldi. Tam oradan geri döndük. Artık şey menen. Tam okulda yeni semester başlıyor. Bir yandan da benim 1-2 gün boşluğum olur haftada. Ben işte orada da YouTube videoları yaparım derken tam dönmek üzereyken bize projenin ikinci ayağı geldi. Yapmak ister misin diye. Tabii ki de isterdim. Direkt üstüne atladım. Benim YouTube tekrardan yalan oldu tabii. Bir 6 aylık falan daha kontrat imzaladık. Yani yaklaşık geçen senenin sonunda bitmesi gerekiyordu. Sonunda bile kalmadan bitmesi gerekiyordu da birazcık uzadı yani. Onlar uzattılar kontratın bitişini. Neyse okul da böyle her aşamada Super Mario gibi demiştim ya size giderek zorlaşıyor diye. Zorlaşarak devam ediyordu zaten. Benim hayatım şundan ibaret olmaya başladı. Bu eve yerleştik yani eve tam yerleşmedik aslında. Yaşanacak şeyleri aldık. Ben ofiste bir inşaat olayına giriştim. Size bahsetmiştim ya ev turunda. Bu ofiste ne yapacağım bilmiyorum diye. Bir şeyler yaptım. Hiç içime sinmedi. Onun için hiçbir kutuyu açıp eşyalarımı bile çıkarmadım. Eşyalarım hala çoğu kutuların içinde. Sadece dolapların içine sokuşturdum gözümün önünde durmasın diye. Yerleşmedim ofiste yani neredeyse bir yıldır ve 7/24 neredeyse buradayım. Yani siz düşünün. Öyle bir hani arkama yaslanıp ne yapayım diyecek vaktim olmadı. En çoğu da bu işten dolayı yani aslında işte okul %50-50 diyebilirim. Bu geriye baktığımda hani şu adam hiçbir şey yapmamışım dediğim zaman var ya o zamanlar işte hani hiçbir darama olmamış dediğim zamanların çoğu yani neredeyse bir yaklaşık son 6 ay sabah kalkıp şöyle anlatayım iyice sıkılın böyle videonun buraları hızlandırarak geç o kadar sıkıcı gelecek şimdi size. Sabah 7'de kalkıyordum 7.30 gibi falan çalışmaya başlıyorum. Öğlen bir yarım saat 40 dakika mola veriyorum öğle yemeği için. Daha sonra akşam 6'ya kadar tekrar çalışıyorum. 6'da spora gidiyordum 7.30-8 gibi dönüp akşam yemeği yiyordum. Çalışmam gerekiyorsa birazcık daha çalışıp 10-11 gibi de yatıyordum. Hani böyle yapmadan önce birazcık kitap okuyorum hafif böyle illüstrasyon falan yapıyordum böyle vaktim olup bir enerjim varsa. Sonraki günde aynı şey. Çok hoşuma gidiyor. Ben düzenli hayatı, emekli albay hayatını biliyorsun ki çok seviyorum. Benim için gerçekten güzeldi böyle. Beslenmemi düzene soktum. Hatta diyorum ki keşke bullet journal'ım olsa da böyle gidip oraya tik atsam diye. Gerçekten çok güzel yiyordum. Çok güzel spor yapıyorum. Her gün düzenli bir şekilde. Aslında bu şekilde geçti benim. Neredeyse 6 aya yakın bir zamanım. Hani iş ve okulu zaten dengelemek için böyle bir düzene girmem gerekiyordu. Bunun dışında hayatımda çok acayip bir gelişme oldu. Sizin tabii hiç haberiniz yok çünkü kesinlikle bunu paylaşmıyordum. Mart ayında geçen ergenliğe girdim. Öyle olunca da gidip hemen diş teli taktırdım. Geçen Mart ayında diş teli taktı diştim. 2-3 ay falan tutarız. Hani birazcık bir müdahale etmemiz gerekiyor. Çok bir şey gerek yok diye beni kandırdı resmen. Resmen duygularımla oynadı. Neredeyse bir yıl olacak hala dişlerimde tel var. ben de şeydim böyle tam ya işte teller çıktığında tam işte YouTube'a dönmüş olurum. Kafamda böyle hesaplar da yapıyorum işte. Yeni gülüş
şimdi seyircilerimi karşıya çıkarır falan filan diye. Hala çıkmadı. Teller muhtemelen de çıkmayacak. Beni bunlarla gömecekler muhtemelen. Adam uzattıkça uzatıyor çünkü. Böyle sizi bir güldüreyim, size bir neşe olayım. Diş tellerimle gelip bir dahaki videonuzda. Hatta konuşmam birazcık da garipleşti yani ondan sonra. Şu an biraz alışmış olabilirim ama bilmiyorum, siz farkı fark edersiniz. Farkı fark edenler. Yo. Farkı fark ettiyseniz bana yazın aşağıda, Tuğçe iyice bir yalpaklaşmış konuşmam diye. Çünkü ben kendim bile fark ettim yani konuşmayı böyle telaffuz etme konusunda bayağı bir zorluk çekiyorum bazı harfleri özellikle. Neyse, size neşe olsun, diş teli taktırdım. Siz de taktırdıysanız kardeş kardeş yazın bana yalnız olmadığımı hissediği. Bu arada çünkü sanki bir moda, bir grup böyle bir diş teli taktırma şeyi esintisi gördüm ya da algıda sessizlik de olabilir. Herkese diş teli görüyorum. Nereye baksam diş telleri uçuşuyor havada böyle. Minike, kanatlı diş telleri. Diş teliyle kafayı yemiş. Neyse. Bunun yanı sıra kahkül uzatma çabaları biliyorsunuz. Kahkül pişmanlıktır demişler. Benim için kahkül şişmanlıkmış abi. O ne ya? Suratım yüz yuvarlak görünüyor. Ne zaman kahkülü fotoğrafa baksam böyle bir ay çocuk gibi, yumurta çocuk gibi sırıtmışım orada. Neyse ki uzadı sonra. Sonra saçlarımı falan yaktım düzleştirirken. Sonra kestim onları falan. Bir yalak yalak oldu. Besleme gibi oldum falan. Böyle şeyler oldu da bunlar sizin ilginizi ne kadar çeker bilmiyorum. Hayatımdaki minik atraksiyonlar bu şekildeydi. Sonra eve taşındığımızda hemen şeyimiz buydu, hani bir önce eve taşınalım, bir köpek alalım. Çok istedik bir köpek almak. Tam şansımıza ilk taşındığımız hafta buradaki bir arkadaşımız tatile gidiyordu. Köpeklerini bize bıraktılar. Bir hafta köpek baktık. Allah'ım çok zordu. Öyle bir ağlıyor, öyle bir uluyor ki sanırsın boğazlıyorlar hayvanı. Herkes şikayet etti ki burada herkesin köpeği var. Hani hayvana şey mi, işkence mi yapıyorsunuz diye hani şikayet etmişler. Niye bu kadar ağlıyor diye. Biz farkında değiliz. Biz markete diye çıktık. Arkamızdan ağlamış bir saat sonra döndüğümüzde. Hatta bir gün böyle arkadaşımızın evine gittik akşam yemeğe. Geldiğimizde kapıyı falan kırmıştı köpek yani. Hani kaçmaya da çalışmıyor. Sadece depresyona girdi. Çok kötü oldu. Biz de çok kötü olduk. Böyle şey oynamaya çalışıyorsun. Mutlu olsun diye bir şeyler veriyoruz falan. Böyle oynuyoruz onunla. Oynamıyor. Çok üzgün. Böyle bayağı bir kötüydü köpeğin hali yani durumu psikolojik olarak. Bizim de psikolojimiz bozuldu. Ay olmayacak böyle falan filan diye köpekten vazgeçtik böylece. Yani konuşmadan resmen böyle silahı yavaşça yere bırakma sahneleri olur ya böyle şeyde dizilerde. Biz de o şekilde bu düşünceyi böyle yere bırakıp uzaklaştık sessizce. Ondan böyle 5 ay sonra falan konuştuk Nicole'le tekrar. Dedi ki sen hani bu deneyimden sonra istemezsin diye düşündüm dedi. Ben de sen de istemezsin diye düşündüm dedik. Sonra isteyip istemediğimizi bile söylemeden tekrardan konuyu kapattık. Bir yıl sonra tekrardan konuşuruz muhtemelen diye düşünüyorum. Neyse, bu süreçte aslında şunu söyleyebilirim ki size. Esas kendimi toplamam, böyle bir rahat hissetmeye başladığım dönem Eylül'e falan denk geliyor. Okula iyice alıştım, yaptığım işe alıştım. Projede artık ikinci ayağına geçtiğimiz için böyle bir özgüven de geldi. Hani çok memnun kaldılar ki ikinci ayağını teklif ettiler diye. Böyle onu yaparken onun hem maddi hem manevi getirisi beni çok tatmin etti. Spora düzenli gitmek, böyle hani istediğim görünüşe, sağlıklı görünüşe tekrardan ulaşıyor olmak, sağlıklı yiyor olmak gerçekten tüm modumu çok etkiledi. Buraya birazcık daha alışmaya başladım. Her ne kadar işte hayaller hayatlar şey diyordum. Hani gittiğimde direkt dil kursuna yazılırım. Bir yıla da öğrenirim dil zaten. Hani Fransa'dan çok da farklı. Latin kökenli çabuk olur falan diyordum. Dil kursu şöyle dursun. Daha doğru dürüst dilli hani günlük konuşmayı yapacak kadar bile hiçbir şey öğrenmedim. Portekizcem yani çok beginner bile denmeyecek seviyede. İşimi hani hayatta kalacak kadar biliyorum desem yeridir. Ama şu an artık yani önümüzdeki işte hayat sen planlar yaparken başına gelenlermiş diye boşuna dememişler. Önümüzdeki sene için, bu sene için daha doğrusu var öyle planlarım ama pek de üstüne düşünüp düşmüyorum şimdilik. Bakalım neler olacak. Biraz şey oldum böyle ya, nasılsa hayat bir şekilde bana bir şeyler ittiriyor. Ben kenarda oturayım bekleyeyim ne gelecek sırada diye. Böyle bir moda girmişim gibi bir şey oldu aslında. Tabii ki de hayat bana minik sürprizler, Tuğçe'cim dramalar nerede, eziyetler nerede diyor dediğinizi duyar gibiyim. Minik eziyetlerim tabii ki de oldu işte. Elimi kesmece, saçımı yakmaca, işte kolumu burkmaca, ayağımı sakatlamaca falan filan diye böyle minik sürprizlerle hayat çok güzel devam ediyordu. En güzel böyle artık altın çağıma şu şeyde girdim diyebilirim. Şey gibi anlatıyor sanki tarih dersi gibi, lale devri. Artık böyle Kasım Aralık'ta. Projem neredeyse bitti, işim. Okuldan mezun oluyorum artık, son sınıftayım. Her şey güzel, böyle hazır hissediyorum. İyi bir seviyeye geldim falan görüyorum. Böyle ilerledim okulun hani geri dönüşünü gerçekten güzel alıyordum. Görebiliyordum böyle ne kadar şey kattığını bana. Güzel böyle çok uzun bir tatil planladık Nico'yla. Onun böyle bayağı bir birikmiş izni vardı benim de. Okulla iş bitiyordu. Dedim bir daha işe girersem muhtemelen yeni başlayacağım için bir yıl falan doğduğu için bizim olmayacak diye. Böyle güzel bir 4 hafta gidelim gezelim falan diye Meksika tatili planladık.
Neyse sonra tam Noel'den önce de size zaten duyurmuştum o zaman. Artık hani okulu bitiyor, birkaç hafta sonra geri döneceğim falan diye. Planlar, işte hayaller, hayatlar. Neyse Meksika'ya gittik. 4 hafta orada çok güzel bir tatil yaptık. Zaten paylaştı, hani paylaşımın dibine vurdum. Ağzına sıçtım. Herkesi daralttım. Instagram'da bir sürü takip falan kaybettim. Bu dönem o paylaşımları ve darlamalarım yüzünden. Çok güzel bir tatil geçirdik ama şöyle bir şey de vardı hani. Okulu bitirenler ya da hani şu anda bitiriyor olanlar. Şu hissi bilirler böyle. Peki şimdi ne yapacağım? Sırada ne var? Hani ne yapacağını bilsem bile belirsizlik vardır ya. Nerede yapacaksın? Nereye işe gireceksin? Tekrar okuyacak mısın? Bir ara mı vereceksin? Bir karar verdiğinde öbürüne geçmek alıyorum. Bir şeyler mi kaçırıyorum? Hissiyatı üstüme tabii ki de çok dönüyor. Tatil boyunca düşmemeye çalıştım ama şeyim böyle. Direkt bir şirkete mi gireceğim? Bir sürü ara mı vereceğim? Bir sürü acaba sadece YouTube mu yapsam? Çok özledim işte video yapmayı. Bu aradaki etkileşimi falan. Ona mı ağırlık versem yoksa hiçbir şey yapmadan böyle evimi dekore etsem istediğim gibi önce bir ofisi falan mı halletsem falan diye kafamda deli sorular. Her gün böyle düşünüyorum. Sonra bir sonucu bir cevabı yok yani benim vereceğim bir karar olduğu için dış etkenlerden etkisiz. Öyle mi de oldu mu ki? Olmadı gibi ama neyse anladınız siz ne demek istediğimi. Böyle birazcık daha saldım. Yani, tatil sonunda görürüm nasılsa. Bir de şöyle bir durum vardı. Biz tatilden dönüyoruz. Bir hafta sonra Nico'nun annesi babası. Sonraki hafta benim annem. Ondan sonraki hafta Nico'nun kardeşi ve ailesi geliyor. Ve toplamda bütün bu misafirlerin gitmesi 1,5 ay sürüyor. Yani zaten bir işe başlamak için çok iyi bir dönem değildi. Ben daha çok hani portfolyomu düzenlerim, temizlerim. Bir yandan da işte YouTube yaparım. Ondan kalan zamanlarda da hani iş tamamen bırakmış olmayayım. Ondan kalan zamanlarda da aileyle falan gezerim diye düşünüyordum. Plan bu şekildeydi. Neyse biz bu arada Meksika'nın son günündeyiz böyle. Hastalanıyoruz bir fil olarak. Çünkü yemekleri gerçekten aşırı acılı ve kullandığı sosların bazıları bize uygun olmadığı için sürekli böyle bir mide ağrısı çeker haldeyiz. Nico bir ara ateşlendi gibi oldu. Böyle bir halsizleşti falan ama zaten öncesinde yediği şeylerden de hasta olduğundan pek adlandıramadık ne olduğunu. Sonra onun geçti hastalığı bir gün sonra. Sonra artık tatil sonuna doğru ben hastalandım. Böyle yattık mattık böyle şey oldu. Aklımıza şey bile gelmiyor hani Covid. O kadar çok gezdik ki it gibi yani Covid başladığından beri. Olabilme ihtimalimizi gerçekten düşünmüyordum. Dedim ki yani Nico yarın hani havaalanına gidip havaalanına test yapıp mal gibi geri hani orada kalmaktansa bavullarla beraber otel yok bir şey yok. Biz gelin test yaptıralım bir bugünden dedik. Otelin karşısındaki işte kliniğe gittik. Test yaptırmak için işte orada da bir tane tek bir doktor var. Test yapıyor. Önümüzdeki her şey herkes pozitif çıkıyor abi. Pozitif çıkınca da spreyliyor kliniği dışarı çıkıyor. 20 dakika sonra tekrardan kliniğe giriyor, yeni hasta alıyor. Sonra artık baktı, kuyruk iyice uzadı. O kadar yavaş yapıyor ki bu işlemleri. Uzadıkça uzuyor kuyruk. O bir de kalabalık bir caddenin ortasında çok saçma bir yere koymuşlar. Bizi aldı, test etti. Hiç ortalığı temizlemeden bizden sonra 3 tane birbirine alakasız kişi aldı. Onları test etti yan yana. Ama ben şeyim yani eminim pozitif çıkacağını. O sırada ateşlendim falan, halsizim. Böyle boğazımda öyle bir ağrı var ki hiç öyle bir ağrı... Yani Nico'ya da onu söyledim. Grip olabilirim ama böyle bir ağrı hiç yaşamamıştım. Bu gerçekten beni endişelendiriyor diye. Adam geldi, bir kağıt verdi imzalayın diye. Neyiz, ne oldu, hasta değil miyiz falan. Hani hiçbir... Bir panik yok, bir prosedür, bir şey yok. Bize sonuçta imzalatıp yollayacak bizi direkt. Öyle bir tiksinerek baktı ki hayatımda hiçbir doktor bana bu kadar tiksinerek bakmamıştı. Sanki ben gidip çamurda yuvarlanıp bokumla oynamışım ve COVID olmuşum gibi affedersiniz. Pozitifiz diye tiksindi bizden. Hiç milleti orada dezenfekte etmeye, kliniği kapatmaya da çalışmadı. Saldım şehre Mevlam kayıra diye. Bizden sonrakiler de pozitif çıktı falan. Allah'ım çok komik ya. Girenlerin 3'te 2'si pozitif çıkıyordu yani. Hani bu yeni varyant çok agresif falan diyorlardı mı? Doğruymuş. Neyse. Ne karantina, ne bir bilgi, ne zaman gidebiliriz dedik. Sonraki uçağımız var çünkü. 2 hafta dedi. Küfrediyor ama istemiyor hiç 2 hafta kalmamızı. Ölüm falan diyor böyle kenarda. Neyse biz otele gittik. İnanamıyoruz. Gülüyoruz bir yandan ağlayacağız falan. Böyle saçma bir ruh haline girdik. İşte uçağı ertelettir. Tekrardan otel odası bul falan. İşte kendimizi... İşte doktor olan akrabalarımız falan da sorduk ne kadar kalacağız karantinadan ikimiz de aşıları tam olduğu için. İşte bir hafta falan tamamen karantinada kalmamız gerekiyormuş. Kendimizi self karantina edip işte evde yumurta, yulaf yemece falan böyle bir yuvarlanmaca, Netflix'te dizi izlemece çok eğlendim ama yalan yok bak hasta olmak dışında gerçekten çok eğlenceliydi. Ben ya Nico beni ya ben onu öldürürüm diyordum ama ikimiz de sağ çıktık. Bizi öldürmeyen şey gerçekten güçlendirdi. Covid'de zaten bayağı hafif geçti. Kimse de bilmiyordur bunu hiçbir yerde paylaşmamıştım. Çok da paylaşacak bir şey yok, bir şey değil zaten. Şansımızda ikimiz de hatta Nico bayağı hafif geçirdi. Benim de böyle 2-3 gün grip gibiydim. Sonrasında direkt geçti zaten. Ekstradan 10 gün daha kaldık. Ve şansımıza kimisinin testinde negatif çıkması birkaç ay bile sürdüğü oluyormuş. Bizim direkt 10 gün sonra ikimizin de negatif çıktı. Mis gibi uçtuk. Geldiğimizin ertesi günü tabii çok ucuca denk geldiği için Nico'nun ailesi geldi. Ondan 4 gün sonra benim annem geldi. Tam böyle Allah'ım ne oluyor çalkalanıp daha çalkalanıp diyor. Ayran çünkü. Bir silkinip kendime gelmeden
böyle bir ne yapacağız, ne oluyoruz falan demeden ne oldu bilin. Biliyor olabilirsiniz. Instagram'da paylaştım bunu da. Oradakiler biliyordur. Horon teperken ayağımı kırdım. Gerizekalı. Keşke böyle olsaydı. Bir tane arkadaşım kuzeni vardı çünkü. Horon teperken ayak parmağını kırmıştı. O da oradan aklıma geldi. ne kadar heyecanlıysam böyle yatak odasından her gün çıktım. Yatak odasından çıkarken serçe parmağı sen vur kapıya. Yani herkes vurdu değil mi? Salak mısın Tuğçe yani? Herkes vurur ama herkes kırmaz. Böyle bir çıtın sesi geldi. Bir baktım parmak küçülmüş. Zaten küçüktür ya, bir içine kaçmış. Abi çok komikti. Hani böyle uyduruk sindi bebeklerin yumuşak kafası olur ya, böyle basınca çökerdi, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Nereden aklıma geldiyse şimdi, parmak onun gibi içine kaçtı. Ay dedim bir şey oldu galiba da, inşallah çıkıktır da, böyle birazcık çektim mektim olmadı. Buz falan koydum, baktım internetten, kırık parmak da sanmış, bunlara bakıyor çünkü gerizekalı. Çünkü hastaneye gitmek istemiyorum, Nico evde değil, yanımda sadece ebeveynler var, hiç kimse Portekizce konuşmuyor. En sonunda baktım olmayacak, buzladık. Gittim. Evet, gerçekten hayatımda ilk kez bir yerim kırıldı ve bu da ayak serçe parmağımı kendi durduk yere kapıya vurarak kırmam oldu. Yani ne üstüne bir şey düştü, ne yolda giderken düştüm, ne bir şey çarptı, hiçbir şey olmadı. Ben kendim yaptım. Tamamen made in mini kamsi yani. Gittik kırdık parmağı, geldim öyle sardılar. Çok komik yalnız, tam misafirlerin gitmesine denk geliyor iyileşme. Annem de şey diyor, bizi gezdirmemek için kırdın galiba bilerek diyor. Neyse, en azından çabuk iyileşiyormuş. Yani 3 hafta sonra tekrardan bandajları falan çıkaracaklar. Yani alçıya bile alınmadı. Böyle özel birbirine bandajladı, onları sardı. Şimdi üstüne basmamam gerekiyor. Evde sekiyorum. Biliyorum Hacı şunu getir, onun bunu yap, karnım acıktı, şunu servis edin, buraşı bugün sen yıka diye böyle iştahımı yapıp evdeki bütün kayınpeder, kayınvalide ve annem arasında minik bir kölelik sistemi kurdum. Onları kullanıyorum şu anda da. Yani anlayacağınız, hayat bana güzel. Planlasam bu kadar iyi olmazdı. Ama bu durumda bana aşırı bir böyle tembellik getirdi. Tam aslında oturup çalışabileceğim yani. Bütün gün otururum, ayağımı uzatıp çalışabilirim bilgisayar başında. Ama canım istemiyor. Yani hasta olunca böyle tribe girenler vardır ya, ben de öyleyim. Hastayım, ben daha çok çikolata yiyebilirim falan diye. Bütün gün gelip birazcık keyif yapayım, zaten parmağım acıyor diyor ki, hiç acımıyor şansıma. Böyle miyikü falan yapıyorum. Annem miyikü yapmayı öğretti. O boncuklarla kolye falan yapıyorum. Nasıl mutluyum, nasıl neşeliyim anlatamam size. Neyse, aslında neredeyse günümüze kadar geldik. Bunun üstüne söyleyebileceğim birkaç tane de gelecek planla ilgili şeyler olabilir. Bunlardan da ajandalarda falan da bahsederim. Ama şöyle söyleyeyim. Spor yapamadığım için ve evdeki ebeveyn sayısının çokluğundan ve yemeklerin güzelliğinden dolayı ve getirdikleri sucuk var oğlum dolapta. Allah! Annem sarma yaprağı falan da getirmiş. Düşünün ne kadar heyecanlandım şu an bunlardan bahsediyorum. Ki daha yeni yemekler, aç değilim, bir daha aç olsam ne kadar. Bir saat boyunca yemekten bahsedebilirim yani. Birazcık beslenme konusunda ve spor konusunda bu aylar bayağı bir salacak olmamın dışında keyfim gayet yerinde. Okulum bitti. Hatta geçen hafta bir iş... bak ben duruyordum yerimde gerçekten. Ben ne yapacağımı bilmezken hayat başına geliyor işte. Bir tane iş teklifi geldi. Güzel bir projeden. Ama muhtemelen almayacağım. Çünkü aile gitmeden işe başlamak istemiyorum. Hiçbir şey yapamam çünkü onlarla yoksa. Zaten kırdık. Neyse işte ailemle, annemle, annelerimle, anam ana diyesin gibi oldu ama kayınvalidelerimle falan birazcık gezdikten sonra muhtemelen artık Mart ayının ortasına doğru da düzenli bir şekilde bir şeyleri yerine oturtmaya başlıyor olurum ki sizle zaten paylaşırım. YouTube ne olacak bu arada Tuğçe'ciğim derseniz de, yani amacım gerçekten araya sıkıştırmadan yapmak çünkü şöyle bir şey oluyor, o yetmeme hissi, o yetişememe hissi, o ben ne yapıyorum, günlerim nasıl geçiyor, neye uğraşıyorum hissi, hem yaptığım işten zevk almamama hem de çok orijinal bir şekilde iş yapamama sebep oluyordu. Bunu da fark ediyordum yani. Belki siz fark etmiyorsunuzdur. Gerçekten çok uğraşıyordum hani düzgün şeyler çıkartayım diye ama istediğim tatta olmuyordu. Bir de şöyle bir şey var, hani YouTube gerçekten bana manevi gelir sağlıyor. Maddi olarak bir gün isterseniz, merak ediyorsanız ne kadar kazandığımı paylaşayım. Çok şaka gibi yani, hiçbir gelirse olmayan bir platform. Daha çok böyle sizle etkileşim içinde olmak, bu şekilde hani bildiğim şeyleri paylaşıyor ve bazı insanların hayatına dokunuyor olmak, o maneviyat zaten beni besleyen bir şey ama bazen bu maneviyat da çok gelebiliyor. Bu kadar çok insanla düzenli iletişim içinde olmak da gerçekten bana şey, bir dönem iyi gelmeden şey oldum. Yalnız kalayım birazcık, bir kendime döneyim hani. Çok bir düzenin içinde dönüyorum ama o düzen artık bana iyi geliyor mu, bu düzen hala bana hitap ediyor mu diye bir reset atmam gerekiyor da reset atmış oldum. Ha Tuğçe'cim YouTube ne olacak diye girdin, hiç cevap vermedim, mal diye verirsiniz onu fark ettim. Bütün video zaten aşırı dağınık oldu. Ne kadar heyecanlıysam böyle ördek gibi 2 saattir konuştum, hepsini birbirine kattım. İlginç bir şey söyledim mi, ne söyledim onu da bilmiyorum ama genel özeti bu. Bu yaptığım işi, projede zaten
yani aratsanız çok rahat bir şekilde bulursunuz. Ama onun da çok yakında bir videosunu yapıp diş tellerimi sergileyerekten 48 dişim, 48 çünkü ekstra diş taktırdım. Zengin gösterirdim. Fazladan diş eklettim ağzıma. İkinci katı çıktım üstüne kaçıp. Tüm dişlerimi göstererekten size böyle o haberi de paylaşacağım yakında. Sonrasında YouTube plaketi falan da açacağız. Neredeyse ikinci plaket gelecek diyeceğim de. Yok ya. Kaça geliyor ki ikinci plaket? 500'de mi geliyor? Herhalde 500'e geliyordur değil mi? Daha neyse bayağı bir yolumuz var oraya gidene kadar. Bu arada çizdiğim şey de hiç hoşuma gitmedi. Kız çizeyim, tatmin olayım, sulu boyayla da renk katayım falan derken fark etmişsiniz zaten. Çok arada kaldım, nasıl renklendireceğimi bilemedim, böyle boyadım falan. Çok fazla hoşuma gitmedi. Ama hoş görün, artık ısınma türleri olarak sayın. Bir sonraki de inşallah bundan daha güzel olacaklar. Artık bu noktada hani gerçekten yoruldum konuşmaktan. Ama bıraksan daha da konuşurdum. Hani bir noktada durmam gerekiyor gerçekten. Bu videomun sonuna gelmiş bulunuyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok özlemişim sizinle konuşmayı. Bu video hoşunuza gitti mi? Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten dönüşünüz çok önemli. Ara verdik. Böyle bir fark görüyor musunuz? Nasıl hissettirdi size bu video? Bilmek, duymak çok isterim. Bana aşağıda yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.